Arem TV'den hepinize merhabalar. Son günlerde sosyal medya üzerinde genç bir kızın günlük yaşantısına dair paylaştığı video tartışma konusu oldu. Videonun tartışma konusu olmasının nedeni videodaki zengin ve lüks yaşam. Özellikle iktidara yakın havuz medyası videoda yer alan ailenin Yeşil Sol Partili olmasından ötürü ve ailenin büyük oğlu Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı olduğundan ötürü bunu öne çıkararak aileyi hedef gösterdi. Ve bu hedef göstermelerden sonra aileden bir açıklama geldi. Hem ailenin kızı olan bu videoyu paylaşan ve bu videonun tartışma konusu olmasının nedeni olan videodan bahsediyorum değerli dostlar. Ailenin kızı Helin Roj'da il aldığını paylaştığı videoyu sizlerle hep beraber izleyeceğiz. Ardından da ailenin büyük oğlu olan Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Arda İlgezli'nin açıklamasını aktaracağım sizlere. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Sosyal medya üzerinde geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video gündem oldu. Helin Roj'da il aldığı isimli kişinin paylaştığı görüntülerde bir ailenin pazar kahvaltısı dikkat çekti. Eşiyle birlikte aile evine pazar kahvaltısına giden il aldığının paylaştığı görüntülerin ardından söz konusu ailenin kim olduğu ortaya çıktı. Helin Roj'da il aldığının babasının Kürt iş insanı Harput Şirketler Grubu kurucu ve onursal başkanı Celal İl aldığı olduğu öğrenildi. Öte yandan İl aldığının paylaştığı görüntüler Ağabey'in dediği kişinin de Arda İl aldığı olduğu öğrenildi. Arda İl aldığının ise İstanbul'dan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı olduğu öğrenilirken İl aldığı ailesi sosyal medyada hedef alındı. Şimdi Arda İl aldığının açıklamalarını sizlere aktarmadan önce değerli dostlar Rojda'nın paylaştığı ve tartışma konusu olduğu videoyu hep beraber izleyelim şimdi. Günü beraber geçirelim. Evden çıkıyoruz. Eşimle beraber annemlere brunch'a gidiyoruz. Eve geldik ama biraz erken gelmişiz. Daha masa falan hazır değil. Mamim karşıladı bizi. Kahvaltı saatini beklerken biraz oyalandık. Sonra kütüphaneye geçtim. Eski ders kitaplarıma falan bakıp biraz duygulandım. Kahvaltı saati yaklaşınca babişkom bize çiçekle indi. Ben de sıcak pankekleri masaya götürdüm ve kahvaltımız hazır olmaya başladı. Abim geldi, Dilan geldi. Dilan'ımı çok özlemişim, bayağıdır görüşmüyorduk. Mori'yi görüyorsunuz, burada da evden kaçıyor yaramaz. Keyifli bir kahvaltıydı. Babam elleriyle besliyor her zamanki gibi. Berzan anca uyanıp teşrif edebildi. Sonra çok sıcak olunca birazcık esiyor diye iskeleye gelip kahvelerimizi içelim dedik. Burada birden iklim değişiyor, anlamıyoruz sebebini. Mamimin ellerinden bir kahve içtim. Çok güzeldi ve sonra onlar dışarıda otururken ben de gizlice annemin giyinme odasına çıkıp yarın gideceğim seyahat için birkaç şey yürüteyim dedim. Çok güzel terlikler falan aldım. Seyahat öncesi annemlerden bir şeyler yürütmeye bayılırım. Bu çantayı da gözüme kes. Evet değerli dostlar, sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüler bu şekildeydi. Bu görüntüleri ailenin kızı olan Helin Roj'da il aldı, kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdi de ailenin Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Arda İlgezdi'nin sosyal medya hesabında eski ismiyle Twitter olan X hesabında yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle değerli dostlar. Kız kardeşim Helin Roj'da il aldığının sosyal medya platformu üzerinde paylaşmış olduğu bir video üzerinden gerek ailemizin gerekse firmamız ile alakalı olarak bir linç kampanyası başlatmaya çalışmışlardır. 1984 yılında kurulan ve büyük bir çaba emek ile bugünlere geldiğimiz firmamız ailesi bir linç saldırısına uğramıştır. İlgili videoya yapılan eleştirilerin başka bir boyuta girmiş, eleştirilerin yönünü değiştirip troll hesaplar tarafından bir yıpratma ve itibar zedelemeye dönüştürülmeye çalışılmıştır. Elazığlı olmamız ve Kürt iş insanı olmamız ayrıca tüm yaşantımızda demokratik bir düşünceye sahip olmamızdan dolayı bir takım ayıştırıcı faşist zihniyetler ve gayri ciddi kişiler tarafından hedef gösterilmiş durumdayız. Kürt halkına yokluğu ve yoksulluğu dayatan zihniyete karşı en büyük cevabımız
ve cesaretimiz Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı olmakla verilmiştir ifadelerini kullanan Arda İlgezdi şöyle devam ediyor değerli dostlar. Bizler bu ülkeye istihdam sağlamaya, işsizlikle boğuşan bir ülkede insanlara iş sağlamaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkede iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Sevgili babam Celal İlgezdi'nin eğitime verdiği önem ve her çocuk okumalıdır düşüncesiyle Elazığ'da bulunan köyümüze yatılı bölge okulu yaptırıp Elazığ bölge halkının hizmetine sunulmuştur. Son olarak sosyal medya üzerinde ailemizi ve şirketimizi karalamaya çalışan toplumda küçük düşürecek nitelikte sözler sarf edip aşağılayıcı imalarda bulunan kişi ve kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isterim. Bu süreçte bizleri arayıp destek ve moral sunan duyarlı sosyal medya kullanıcılarına teşekkür eder, kamuoyuna sevgi ve saygılarımızla Avukat Mehmet Şerif Öner aile adına açıklamayı hazırlayan değerli dostlar. Evet değerli dostlar, haber bu şekildeydi. Şimdi ailenin paylaştığı bu görüntüler tabii ki eleştirilebilir. Ama bir ailenin politik düşüncesinden dolayı Yeşil Sol Partili ve zengin bir aile olması bu havuz medyasının kaçırabileceği bir haber değil ve bunu aileyi yıpratmak için kullandığına ben de yürekten katılıyorum. Burada geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, Arın TV ile kalın.